Türkmeneli Televizyon'dan herkese iyi akşamlar değerli seyircilerimiz. Güncel programıyla karşınızdayız. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Türkmeneli Televizyon'un stüdyolarındaki konuklarımız ilk olarak Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Sayın Kasım Kazancı ve diğer bir değerli konuğumuz Avukat Metin Hüsamettin Bey. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Değerli konuklarımız, bilindiği üzere bugün Kerkük'te çok büyük iki patlama gerçekleşti. Kerkük'te gündemi aylardır, bir ay boyunca, bir aydan da fazla, bir ayın üzerinde bir mevzuyla, konuyla efendim meşgul durumda. Ülke gündemi meşgul durumda, dünya gündemi meşgul durumda. 12 Mayıs'ta Kerkük'te şaibeli, usulsüz bir seçim gerçekleşti. Ülke demokrasisine, hukukuna, anayasasına aykırı olaylar, durumlar meydana geldi ki bu durumların hususunda Kerkük'te böylesine bir patlama gerçekleşti ki Kerkük'ün en önemli seçim için, seçimle ilgili olarak ele alırsak, Kerkük'te Ticaret Bakanlığı'na bağlı oy sandıklarının bulunduğu depoya düzenlenmiş bir saldırı oldu. Ve yine Kerkük'ün Bağdat yolu bölgesine, El Sevra bölgesine yakın bir bölgede patlama gerçekleşti. Sayın Kazancı, isterseniz sizinle başlayalım bu sabah. Kerkük'te aslında ülke demokrasisine, hukukuna karşı iki bombalı eylem gerçekleşti ki bu saldırılar hakkında öncelikle neler söyleyeceksiniz? Tabii her şeyden önce bütün seyircilere buradan selamlıyorum. Ve Türkmeneli kanalına canı gönülden teşekkür ederim, başarılar dilerim. Zaten bildiğiniz gibi 12 Mayıs gününde bir şaibeli seçim gerçekleşti. Hemen seçim biter bitmez sandıklar kapandıktan 1,5-2,5 saat sonra bir gösteri düzenledi muhtelif yerlerde. 3 gün sonrası depolar önüne birlikte bütün özellikle de Türkmen milleti ve Araplar da yanımızda depolar önünde gösteri yaptılar. Bir ay sürdü. Bir ay gösteriden sonra, ihtisamdan sonra bildiğiniz gibi Bağdat'ta parlamento bir karara vardı. Karar kanun oldu. Kanun kazıları seçti. Müfavaziyanın yerine, seçim komiserlerinin uyalarının yerine. Bu iş hatta ki bütün sandıklar elle sayılsın. Bütün sandıklar, bütün Irak'ta ve özellikle Kerkük'te. Tabii seçimler tezviratla, şaibeli bir büyük seçim, büyük bir sıkıntı yaradan, onu düzeltmek için, demokrasinin heybetini geri almak için, parlamentonun heybetini göstermek için bu kararlar iyi bir kararıydı. Ama bu onun istimrariyesiydi. Buyurun, seçimlerde büyük sahtekarlık olduğu için bir tarafları var, şer odakları dediğimiz. Bunun karşısında direniş yapırın. Bugünkü olay kesinlikle onun bir gösterisidir. Hele de Bağdat'ı Safa'da bildiğiniz kimin sandıkları yaktılar bir kısmını. Kaç gün sonra cihazın, bir insanın orada çalışanın başına düşürülmesi, yok düşmesi, düşürülmesi, vefat etmesi, şehit olması, iki kişinin yaralandığı, sıkıntı çekilmesi, hastaneye kaldırılması. Bunlar bu istimrariye, zaten iki gün sonra tarihlere göre, salı günü iki gün sonra gerekir Kerkük'ten başlanılsın, bu sandıklar açılsın, bütün gözlemciler orada olsun, Birleşmiş Milletler orada olsun, sayılsın elle. Sayıldığı zaman elle, zaten hiç çaresi yoktu. Biz bunu her zaman demişiz. Bu milletin iradesidir. Bu bir şahıs kıyan siyasi dergi, politika dergi, politikadan öte milletin iradesi. Bu elle sayılacaktı. Bütün sandıklar Kerkük'te. Bakın daha iki gün kaldı. Başka bir şekilde saldırı oldu. Burada tek bir kelime var. Bu işin bitişinde. Burada tezvirete kakanlar, sahtekarlar terörle beraber kucaklaşır. Neyin karşısına? Milletin iradesi karşısına. Çünkü bu sandıklar açılmasa, yetişen insanlar
bu hükümet bir fake hükümet oldu. Muzavvar bir hükümet oldu. Burada yalnız Kerkük'tür, Bağdat'tır, ne bileyim Irak'tır değildir. Bütün mantıkada bir tehlike yaratır. Çünkü herkes tezvirden gelmiş. Tezvirden gelen bir hükümet ne olur? Zaten ondan hiçbir hayır beklemem. Evet. Peki Metin Bey, bugün Başbakan Ayder El İbadi'nin bugün Kerkük'te gerçekleşen terör saldırıları ile ilgili açıklamaları oldu. Peki sizce Başbakan Ayder El İbadi'nin bu duruma karşın perspektifini, bakış açısını nasıl değerlendireceksiniz? Aynı zamanda ülkede böyle bir durumun devam etmesi durumunda sizce ülke demokrasi ve prestij açısından dünya arenasında neler kaybedecek? Evet. Başlamadan önce Türkmen Yeni Televizyonu'na sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi eğer sorunuza gelirsek, Sayın Başbakanımız bizim anayasaya göre dediğimiz gibi El-Kaid-i Amnil Kuvvetil Musallaha, yani Genelkurmay Başkanımızdır. Ve bu açıklamaları yapmak durumundadır. Ayrıca komisyonu kurması bizce veya bence iyi bir şeydir. Ama dediğiniz gibi eğer bu durumlar böyle devam ettiyse dünya arenasında artık Irak bence yani bayağı geriler ve hiç iyi bir şey değil bizler için. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Neyle? Anayasaya dayanarak. Anayasanın maddeleri açık ve net. Bunları kullanarak yasal haklarımızı ve bu şaibeli seçimi, başkanımız dediği gibi, bunu bir an önce açıklığa kavuşturmamız lazım. Ve Sayın Başbakan'ın açıklaması bugün bir taraftan iyidir. Çünkü bu Genelkurmay Başkanı olarak yasaya, anayasaya göre mecburi bir şeydir. Çünkü koruması lazım. Burada yüz binlerce kişinin oyu var. Bu oylar korunması lazım. Millet bir ay, iki ay, nerede, yani 12 Mayıs'tan bu yana millet caddelerde. Bunları artık devlet şu sandıkları koruması lazım. Evet. Peki Sayın Kazancı, bu sabah gerçekleşen terör saldırılarını 12 Mayıs'taki şaibeli seçimlerin devamı olarak bağdaştırabilir miyiz acaba? %100 katılıyorum buna. Gerçekten demin söyledim de, yani bu 12 Mayıs'ta cereyan eden sahte seçimler, sahtaya karşın seçimlerin imtidadıdır bu. Çünkü burada bu şekilde görünür. Doğru anayasa, milletin iradesi, düstur, her şey bunun karşısında tezvirciler ve terör örgütleri, her kim olursa olsun. Sanki burada bir direniş var, ikisinin arasında adaletin savunması için, hukukun savunması için, milletin iradesine saygı göstermek bir taraftan, bir taraftan bir örtbas etmek istiyorlar. Çünkü bu tezvirleri de herkese yedirtmek istediler. Zannettiler birinci defa seçimden bir iki gün önce bu elektronik sahtekarlığa katışandılar. Zannettiler bu millet yiyecek bunu, hüşecek, normal geçecektir. Bazı tarafler vardı. Oktober 16'dan önce buranın Kerkük'ün özellikle tasallutları var idi. Büyük sıkıntılar vardı, ihlaletleri vardı, insan hakları olsun. Memleketi tahrip etmesi ve milletin malul am dediğimiz onu yemesi kendi başlarına kapıdan çıktılar 16 Oktober'da. Zannedirler bu elektronik sahtalarla pencereden gelecekler. Bunu dayanamadılar. Yani daha doğrusu tahkik edebilmediler. Şimdi bu saldırı kesinlikle %100 12 Mayıs şaibeli seçimin imtidadıdır bu. Bu bir gerçektir. Bir taraftan dedik bazı siyasi kıyanetler bu tezvirata katılıp herkese bellidir nasıl hizbidir. Bu tezvirata katıldıktan sonra PYK dediğimiz
buna gözküre irhab tabanıyla ortak olmuştur. Ve illa bu nedir? Bir rısafada bir deponu yandırmak, bir insanın başına bir cihaz düşmek, şehit olmak. Burada insanlarımıza saldırı yapmak, vüze ile çifte saldırıydı bu zaten depolar yanında, bildoğuz gibi. Vüze atıldı, bir araba polis arabasına benzer, hemen emniyet güçleri ilan ettiler. 350 kilo TNT kaldıran buranı patlatmak, yani Allah göstermesin. İçeriye girseydi can kaybı çok olurdu, sandıklar da hemen hiç olurdu. Yani bu tarikalarla, bu yollarla demokrasini derinden vurmaktır. Acilen burada devlet, hükümet, bütün erkan devlet dediğim buna bir acil şekilde icraat alması lazımdı. İnşallah icraatını da alır. 2 gün sonra sayımda yapılacaktı, elle sayılacak. Herkese hakikat çıksın. Herkese müzavurlar kim olduğu, neden bunu yandıranın dediğimiz zaman terör örgütü DAEŞ diyorlar. Bunun ne şey var bunda? Ne faydası var? Ne çıkar var bir sandığı yandırırsa? Bunuyla ege bunu demek istirik. Bu gösterir bir taraf, siyasi tarafler terör örgütünü kullanıp barabarca demokrasini vurmaya, insanlarımızın, milletimizin iradesini çöktürmeye. İnşallah bu irade çökmeyecektir. Evet inşallah. Peki Metin Bey, yeni bir hükümet kurulacak, kurulması bekleniyor. Yeni bir döneme geçirilecek. Sizce bu durumun devam etmesi durumunda yeni iktidarın efendim kanun, ülke anayasası kanunları çerçevesi içerisinde nasıl adım atması gerekmekte? Şimdi her şeyden önce devletin kurulması acilen önemli bir şeydir anayasaya göre. Yani parlamento 1.7'den itibaren diyelim oturması lazımdır yeni parlamento. Ama bu şaibeler olduğu için biraz ertelendi. Ama oturduktan sonra en büyük yaşta her kimse bizim değerli milletvekillerden onu seçerler. Ve ilk celsede cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Ki cumhurbaşkanı 15 gün içerisinde parlamentoyu artık davet etmesi lazım ki yeni kanunlar artık kanunları kursunlar. Şimdi eğer bu durum dediğiniz gibi böyle devam ederse bence durum vahim. Bir an önce sandıklar açılsın. Seçimler yeni baştan sayımlar yapılsın. Her şey belli olsun. Ortaya çıksın gerçekler. Herkes artık ne yapacaksa ondan sonra kanunlara göre biz Türkmenler olarak biz anayasaya ihtikam ederiz. Ona göre ne gerekiyorsa yapılır. Kanunlara göre bence bu. Evet. Sayın Kazancı, Salı günü yapılması beklenen bir elle sayım işlemi var. Sizce bu elle sayım işlemi nasıl gerçekleşecek? Kerkük buna nasıl hazırlandı? Elle sayım zaten kaç hafta önce bütün Irak'ta yapılacağıydı bir defada. Yani o zaman 10 bin şahıs isterdi çalışsın yani bu işlerde. Ama bu gibi karar aldılar. Bütün muhafazatlarda, vilayetlerde sırayla yapılı birinci Kerkük'tür. Çok kolaydır. Çok kolaydır. Ona göre mamurlar var. Bu işte çalışanlarımız var. Bu sayımı yapılırsa bütün murakipler de var. Bütün hizbelerin. Yani bir hizip eksik yoktu. Herkesin murakibi var. Bir. Umum Muttahide var ki Avrupa temsilcileri var. 3. Bunu göz altında bu sayım çok rahat yapılabilir. Kerkük'te 2 haftada gitse 3 haftada 2 haftada bitmiştir. O zaman doğru sayılar kim almıştır? Zaten bütün Irak'ın genelinde söylenti ve analizler bu şekilde diyor. Hemen hemen
%40 milletvekilleri üzler değişebilir şimdi çıkanlar. Ve bu işlemler bitmese, bütün sayım yapılmasa, bitmese kesinlikle hükümet kurulursa yanlış hükümet kurulur. Birinci elle sayım yapılacaktı. Elle sayacaktılar bütün pusulaları. Ondan sonra muhafaza yapılacaktı. Ha üstadımız kanun şeklinde bilirler. Zaten parlamentonun anayasasında da bir açıklığı var. Yani filan tarihe geldi bitti. Memleket bir belaya uğradıysa zaten bundan daha büyük bela var mı? Bütün insanların %40, %50 insanların sesi çalınmıştır. Yetişen milletvekilleri, bu yenge milletvekilleri dediğimiz %40'ı da ise %45'i tezvirden gelipti. Bunlar hükümet kurursa nece olur? Bir müzavur hükümeti olur. Yok memlekete demin dedim. Bütün atrafı ülkelere de her tarafa da saptıracaktı. Her tarafa da tesir edecekti. Ateş püskürt edecekti. Çünkü bu memleketin istikrarıdır. Doğru bir hükümet, milletin iradesiyle seçilen insanlar oturup parlamentoda, oturduktan sonra cumhurbaşkanıdır, parlamento başkanıdır. O şekilde olay yetiştikten sonra olur çok kolaydır. Bu gerekir elde sayılsın. Yani 2 gün sonra hesap kitap herkes olunuptu. Murakibler de vardı. Kimler katılacaktı, ne şekilde yapılacaktı? Bu işin başında da devletin mahkemeye ait olan bir kazı vardır. Nezih bir kazıdır. Bunu gözlemci olacak. Bu çok kolaydı. Geçen zaten 12 Mayıs'tan 13 Mayıs'ta doğru bir nezih seçim olmuş olsaydı ki hafta çekmeden 3. hafta hükümet hapsi kurulması lazım. Biz nence oldu geçti? Doğru. 12 Mayıs. 2 aya geldi. 2 ay kusur. Yani hiç kimse diyemezsin olmaz. Parlamentonun zamanı bitti. Bu da dama oynamağına benzer. Bu hükümet değil. Plan bitti. 2 ay ne yaptık? 2,5 ay ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. O zaman bir ay da ertelensin. Yeter ki doğru insanlar, sesle kazanan insanlar gelsin. Doğru bir hükümet kurulsun. O zaman her olur. Evet. Şimdi bugün iki tane patlama meydana geldi Kerkük'te bilindiği üzere ve Kerkük Devlet Hastanesi'ne taşınan yaralılarımızı tabii ki ilk olarak ve sadece Türkmeneli televizyonu görüntüledi. Bugün o Kerkük'te Devlet Hastanesi'ndeki yaralılarımızı aynı zamanda bölgede yasaları uygulama komutanı Sayın Maan Sadi de ziyaret etti. Şimdi o görüntülerimizi izliyoruz. Terörist saldırılarda yaralananlar Kerkük Devlet Hastanesi'nde tedavi altında. Türkmeneli televizyonu Kerkük'te düzenlenen terörist bombalı saldırılarda yaralananları tedavi gördükleri Kerkük Devlet Hastanesi'nde görüntüledi. Oy sandıklarının bulunduğu depoyu hedef alan intihar saldırısında yaralanan güvenlik güçleri saldırının ayrıntılarını objektiflerimize anlattı. Saldırı sabah saat 5.30'da oldu. Her şeye rağmen elhamdülillah. İyileştikten sonra göreve geri döneceğiz. Beyaz askeri bir araçtı. Caddeden hızla gelerek duvara çarparak patladı. Tabii ki çatıştık. Terörle mücadele ekipleri kapıdaydı. Sabah saat 5.30'daydı. Kapının arkasında hamar vardı. Bomba yüklü araç kapıya çarparak patladı. Hedefinde oy sandıkları vardı. Beyaz askeri araçtı. Öte yandan Kerkük'te yasaları uygulama planı komutanı Maan El Saidi, Kerkük Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. El Saidi, Kerkük Devlet Hastanesi Genel Müdürü Doktor Kerim Veli ve doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı. Selamun aleyküm. Selamat. Türkmeneli televizyonuna özel demeç veren El Saidi, "Rav mawqi'in ila amal aw i'tida irhabi." İki bölgede terörist saldırı düzenlendi. İlk saldırı bomba yüklü araçla oy sandıklarının bulunduğu depoyu hedef aldı. Patlamada terörle mücadele ekipleri ve bazı siviller yaralandı.
ikinci bomba, oy sayım merkezinin 500 metre uzunluğunda patlatıldı. Herhangi bir kayıp olmadı. Bomba yüklü araç depoya girseydi, tüm depoyu ve depoda bulunan hafıza kartlarını havaya uçururdu. Kerkük'te güvenlik güçlerimiz var. İstihbarat bilgilerimiz var. Kerkük'te güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Oy sandıkları bilinçli şekilde hedef alındı. Kerkük'teki güvenlik durumu iyi. Bu arada Kerkük Devlet Hastanesi Genel Müdürü Doktor Kerim Veli yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. Takriben 20 yaralı geldi müsteşfaya. Hamdolsun isabalar hepsi hafifiydi. Maada bir deneleri. Tavarete tedavi ettiğimizin doktorlar mevcudiler, kadirlerimiz. Hepsi vazaları indi musakırdı hamdolsun. İndi kavuşta gördüğünüz özlerin vazaları çok iyiydi inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz ve değerli konuklarımız, biraz önce izlemiş olduğumuz görüntüleri ilk ve sadece Türkmenili televizyonu görüntüledi. Hastanede 20 tane yaralı bulunmakta, sadece 3 tane sivil. Geri kalan 17 tane güvenlik gücü mensubuna, güvenlik gücüne ait mensuplar, yaralılar şu ifadeleri kullandı. Bugünkü saldırıyı kesinlikle oy sandıklarına karşı yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildi. Peki Metin Bey, bir kanun insanı olarak sizce bugünkü saldırıyı nasıl değerlendireceksiniz? Bu açıklamalardan sonra sizce bu Irak içerisindeki anayasaya, demokrasiye karşı uygulanmış nasıl bir kanun ihlalidir? Şimdi her şeyden önce yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Çünkü arkadaşlar orada vatani görevlerini yapıyorlar. Ve bu hain saldırıya maruz kaldılar. Yüce Rabbimden acil şifalar diliyorum. Şimdi bizim kanunda, kanunumuz açık ve net. Irak Federal Mahkemesi açıkladı. Her şeyi çok güzel bir şekilde. Nasıl olacak? Irak'ın genelinde sayım elle olacak ve tüm merkezlerde. Ve Irak Federal Mahkemesi'nin kanunu tartışılmaz. Çünkü en yüksek mercimizdir artık. Şimdi bugün Hey'el Kadaiye dediğimiz bir açıklama yaptı. Yok cüz'i olsun, bilmem ne olsun. Şimdi biz burada kanun insanları olarak federal mahkemeden acil bir şekilde çıkıp söylemesi lazım. Hayır, benim kararım kesindir ve tüm merkezlerde ve tüm sandıklar açılacak ve elle sayım yapılacak. Şimdi desturumuzda, anayasamızda federal mahkemeye belli bir salahiyet dediğimiz şeyler vermiş. Onları kullanması lazım. Çünkü en yüksek mercidir. Ve sen artık burada çıkıp söylemen lazım. Yoksa yani bilmiyorum, artık bundan sonra çıkması lazım kanuna göre. Söylemesi lazım. Ve yeni baştan hepsi sayılması lazım. Kanun bunu diyor. Çünkü parlamento çok güzel bir şey kurdu. Ve federal mahkemesi de onayladı. Onaylandıktan sonra artık hiçbir şey kalmadı. Bu ya, ve salı günü artık başlayacak. Biraz önce Sayın Kazancı dediği gibi salı günü başlayacak. Ve bunu bence kanuna göre hepsi yapılacak ve en güzel bir şekilde sayım başlaması lazım ve başlayacak da inşallah kanun çerçevesi içerisinde. Ama diğer sorunuza gelirsek, demokrasiye nasıl bir darbe vurar bu tür terör saldırıları? İllaki bu hep bir kara leke kalacak teröristlerin alında artık. Bunu biz artık yılmayız. Bu millet ispat etti bunu. Bir ay gece gündüz caddelerde kaldık. Bu bizi hiçbir şey yapmaz. Bu tür saldırılar artık milletimizi ne yıldırır ne korkutar. Evet. Sağ olasın.
Peki Sayın Kazancı, geçtiğimiz 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nde hem Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimi gerçekleşti ki bu seçim 81 ilde gerçekleşti. Aynı zamanda elle sayım işlemiyle gerçekleşti ki Türkiye Cumhuriyeti gibi çok üst düzey bir ülkede, dünyada belki parmakla sayılabilecek ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti. Ona nazaran bakıldığında ülkemizde 18 vilayette gerçekleşmiş bir seçimin 2 aydır sonuçlarını net olarak alamadı. Ki o seçimlere de halk elektronik cihazlar yoluyla oylarını kullandı. Oyların sonucunda seçimde usulsüzlükler yapıldı. Şaibeler kullanıldı. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimliği gerçekleşiyor. 81 ilde gerçekleşti. Ülkemizde ise 18 ilde sadece milletvekili seçimi gerçekleşti ki bunu karşılaştıracak olursak nasıl değerlendireceksiniz? Aslında asıl ana sebep, etken nedir? Vallahi bunlar dediği karşılaştırsak veya mukayene etsek maalesef üzülerek diyorum. Hiç Türkiye seçimiyle maalesef Irak seçimi hiç karıştırılmaz. Yani buyurduğu kimin? Orada 81 vilayette. Aynı zamanda sabah 9'da başlamış bir 8'de seçim. 8'de başladı, 5'te bitti. 8'de başladı, akşam 5'e doğru. 5'te bitti. 12 saat sonuçlar. Sonra 12 saat sonra sonuçlar %99 belirlendi. Evet. Herkes de bunu bildi. Sayım 60 milyon insan katıldı bu seçime. Bu defası. %87 point bilmem ne kadar. 89. Hı hı. Yani sayı katılan 60 milyon insan sandık başına gitti. Burada hemen hemen hepsini toplasa bütün Irak'ta 10 milyon yetmedi. 10 milyon diyelim. %44 civarında bir katılım oldu. 10 milyon burada yetti, orada 60 milyon gitti. Burada elektronik seçim yapıldı. Orada elle sayım geldi. Sayım seçim. Elle olundu. Burada iki aydan beri daha neticeler belli değil. Türkiye Devleti'nde 12 saat sonra hemen akşam 5'te sandık kapanıldı. Sabah 5'te %99 değil %100 ilan edildi. Bütün milletvekili, cumhurbaşkanı, yani bir iki gün içinde bu devlet kurulacaktı. Tertemiz yola devam. Bütünü bir devlette siyasi tarafler bu milletine saygısı varsa, demokratiye saygısı varsa bu şekilde orada ıslak imzalarla bütün katılanlar, partiler 5'te 6'da hepsi aynı şekilde neticeleri göz altında murakabet edirler, gözlürler. Herkese yetişen. Utuzan da hemen hemen çıktı. Buna kanaatimiz olması lazım. Biz yenildik. Sayın Cumhurbaşkanı 10 milyon ses bizden fazla aldı. Buna itiraf etmemiz lazım. Tebrik ederiz. Burada kimse ona boyun eğmiri. Hangi güçlü milisyası var? Bütün sahtelere karışmış. Maalesef bunun başında bir kanun karar. Kanun arkadaşlar, devlet kanunları, anayasa nedir? Bir kağıtta yazılan bir şeydi. Onu tatbik eden güç olmadıysa, taraf olmadıysa o affedersin. O bir kağıttır. Çöp tenekesine de atılabilir o kağıt. Önemli, devletin bir anayasası var. Bir mahkemesi var. Bütün Irak'ın temsil eden, sözde muhayyitti. Gerçekten de muhayyitti. Çünkü iyi kararlar çıkarttı. Bu işi yap. Ama tenfizde burada hepsi milisiyet olmuş. Birbirinin karşısına. Büyük kütleleri buradan gerçekten suçlarım. Büyük kütleler, eğer bu devlete, bu memlekete, Irak'a saygısı yok ise zaten böyle şeyler olur. Bugün büyük kütlelerin işine geldiği için bu saldırılar oldu. Hatta bile devlette
büyük kütle olsun, herhangi kütle olsun, olur mu bu terör saldırısıyla iş yapsın memlekette? Zorla iş yapılır mı? Zorla hayatta iş yapılmaz. Hevele dağınak kalacaktı, Allah göstermesin. Hiç mukarene olmaz. Türkiye bir demokrasinin dersini yok Türkiye'de. Bütün bölgede, bütün Avrupa'ya gösterdi demokrasi dersi nedir? Ne şekilde bunlar insanlar o kadar serbest, hürdür, kimi seçtiğini bili seçer, kim bu memleketine hizmet eder, kim milletine hizmet eder, kim mantıkada bu ülkeler arasında bu ülkesini parlatır, ona ses verdi. Burada biz herkes millet olarak herkesin hoşuna gitti. 16 Oktober'dan sonra burada tasallut kalmadı. Herkes rahat seçime gider. Onu ne şekilde tahrip etmesi lazım? Bu terör saldırılarıyla oldu. Devlet, büyük kütleler, buradan bunu demek istiyorum. Gerçekten akılların başlarını toplamasalar, bu memleket hevele tahribe gider, Allah göstermesin, insanlarımız zarar çeker. Millet zarar çeker. Peki. Ne suçu var zavallı insan, biri Bağdat'tan gelmiş burada, önemli ticari işi var, oradan geçerken patlama oldu, zavallı insanımız şehit oldu. Peki Sayın Kazancı, bu durumların devam etmesi durumunda Irak'ın geleceğine nasıl bakıyorsunuz? Irak daha doğrusu nereye gidiyor? İnşallah çözülür. Yani bu şekilde devam ederse Irak haraba gider. Irak ehli savaş olur, Allah göstermesin. Çünkü her taraf demokrasiye sanduka inanmır, gücüne inanır. Bu devletin gücü bu güçlerin üzerinde olması lazımdı. Olmazsa tahribata gider. Çünkü bölünür, Irak parça parça olur. İnsanlar, hezbler, mutasallit hezbler birbiriyle çatışır. Yani 14 sene Kerkük'te Kürt hezbleri, ki hezb burada ne kadar tahribat etti, insanların ne kadar hakkını yedi, gençlerin hakkını ne kadar yedi, teyinette neler etti, bütçe paradan, maldan, neft parasından, petrol parasından ne kadar çaldılar, o zaman devlet, merkezi devletin Bağdat'ın fazla heybeti yokuydu burada. Ama 16 Oktober'dan sonra devletin heybeti geldi Kerkük'e. Bir tarafları var, bu devleti her vakit zayıf koymak isterler. Herkes kendi başına yapsın. Zaten böyle olursa bu devlet olmaz. Tahribat olur, parça parça olur. İnsanlar, Allah göstermesin, ehli savaşlara sürüklenir. Çünkü her hizb dirmen hükümete bu paradan ben fayda görmem, bu patrolda ben fayda görmem. Aslında bu bütünü milletindi, bütün Irak milletindi. Tefrika etmeden, kavmiyetine bakmadan, dinine bakmadan bu memleket bütün Iraklılardı. Bir nezih ekip geldi, ona hükümet diyorlar. Bu devleti, bu memleketi güzelce idare eder. Herkes, her Iraklı insan hatta ki hissetsin, bu memleketin bir evladıdır. Bu memlekette hakkı var. Bu memlekete karşı vacibatı var. Hukuku var, vacibatı da var, yapması lazım. Allah göstermesin, bir cümlede bu böyle giderse çok harabe gider. İnşallah son anlarda gene de hayrı seven insanlarımız var. Parlamenta iyi insanlarımız var. Yani bu kararlar bir iyi grup, 170 kusur insan parlamentoda buna tasvit etti. Bu karar, bu kanun oldu. Yani insanlar var bu memleketi savunmak ister falan. Ama bazı güçler bunun üstüne gelende maalesef o çok kötü olur. Peki Metin Bey, size şöyle bir sorum olacak. Sizce böyle bir durumda Irak'ta, ülkede sizce anayasa çerçevesi içerisindeki ülke genelinde şu anda bir hak, hukuk, adalet, anayasa, kanun söz konusu olabilir mi? Irak'ta şu anda bir hukukçu olarak Irak içerisindeki anayasayı, kanunları, hak, hukuk, adaleti nasıl buluyorsunuz? Sizce bu kavramlar Irak'ta bulunmakta mı şu anda? Şimdi kanuni yönden anayasamız açık ve net bir şekilde
yazılı ama Sayın Başkanımız dediği gibi eğer bu tenfiz olmuyorsa ve bunu gerçekleştirmiyorsan yani gerçekleştirmiyorsan artık onun bir fazla değeri yok. Ama gerçekten parlamentoda çok güzel, değerli milletvekillerimiz var. Bunları en güzel bir şekilde yasamalarını yapıyorlar ve kanunları çıkartıyorlar. Ben pek fazla karamsar değilim açıkçasına. Umutluyum ve inşallah salı günden itibaren güzel haberler alırız. Çok güzel haberlerle seviniriz. Artık bir demokrasi şöleni yaparız ve güzel sonuçları alırız. Bundan sonra anayasamızda sahip çıkarız. Çünkü haklarımızı korudu. Ve ona göre her şey artık salı günü bizim için sıfır noktası. Oradan tekrar başlayacağız. Peki Metin Bey, size bir sorum daha olacak. Şu anda görev yapmış olan hukukçu meslektaşlarınız bu duruma nasıl bakıyor? Şimdi bizler hep birlikte bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz ve diğer arkadaşlarım hepimiz bundan hiç karamsar değiliz. Ve artık kanunu uygulama zamanı geldi. Yani belki başkanım dediği gibi 16 Oktober'den önce biraz zor ama artık bugünden itibaren her şey yerli yerinde, taşlar oturacak. Kanunlar tamamen olacak ve benim de arkadaşlarım, avukatlar, üstadlarım, büyüklerim hepsi umutlu. Ve bizler kanuni hukukçu olarak artık bundan sonra umutluyuz. Güzel günler de bekliyor bizleri inşallah. Evet. Peki Sayın Kazancı, salı günü olur da elle sayım işlemi gerçekleşmezse Irak Türkmen cephesinin tepkisi nasıl olacak? Bir önemli nokta da var. Bunu söyleyeyim. Sual ve cevap geçeyim. Zaten bir bakarsa bu işler tezviratçılar bakına hale geldi. Terörle işbirliği yapırlar. Ve terör faaliyetleri yapırlar. Bunlar bir büyük sıkıntı içindeydi. Son nefeslerindeydi. Nece diğer Arapça tahabut edirler. Şimdi bu işleri yapırlar. Sanki herkes, bu millet böyle sehel sehel, kolay kolay bu devlet, bu mahkeme falan vazgeçecekti. Burada mahkemel ittihadiye var. Bu kararı aldı, bitti. İstiklal çağırdı. Milletin dururuşu bir ayın içerisinde ihtisam sahasında, gösteri sahasında bu milletin iradesidir. Ha, bu millet zaten direniştedir. Biz geçen 2 gün önce, 3 gün önce millete hiç demeden basit bir yazıyla öğleden sonra saat kiydi? Evet. Saat 4:30-5'te biz varlığın önüne geçtik. 500, 600, 700 kusur insanlarımız bir anda geldiler. Evet. Sonra gelmeye başladılar. Biz dedi bu bir tecemmüattır, tezahüratı. 1 saat ile 2 saat sürer. Bunu milletin de iradesinin imtidadını gördük, gücünü, kuvvetini gördük. Eğer Allah göstermesin bu işler yapılmazsa millet hazırdı bir de caddelere tökülsün. Millet hazırdı ihtisama bir de başlasın. Millet hazırdı bütün insanlarımız, asiyan medeni dediğimiz o yapılsın. Daha fazla şerli ol hayat Kerkük'te, başka yerlerde de. Bu sıpçar ne şekilde Kerkük'te gösteri başladı, Kerkük'ten atladı başka taraflara. Rumadi olsun, başka taraflar olsun, Süleymaniye olsun, Doğuk olsun falan. Bu ne olur? Yani son ihtimalimiz, yapılmasa ne olur? Ama yapılacaktır çünkü karar çıktı. Evet. 2 gün önce karar çıktı. Tamam, bu tarihte her muhafaza sırasıyla yapılacaktır. Kazılar belli, çalışanlar belli, murakabiler mevcuttu.
bütün siyasi kıyanların murakabları, gözlemcileri var. Bunlar hazır. Tarih de belli. Ama bu son tahabbut, bu karıştırmak, hem emniyet, bunun ki başı da var. Burada hem sandıkı vurmaktır, hem de bu oyunlarla sanki 16 Oktober'den evvel ne şekildi o insanlar buraya dönecek, himayet edecek. Müstehildi. Buradaki yaşayan insanlar, Türkmenler olsun, Arapler olsun, hatta bir sürü kısım Kürtler var, 16 Oktober'den evveli kabul etmirler. O dönmeyecekti. Hiç de dönmez. Çünkü millet kararını aldı. Kanun, parlaman, mahkemeler, hepsi baş üzerine. Ama milletin iradesi hepsinin üstündeydi. Bitti, millet eski yanlışlıkları istemir, kabul etmir. Bu gibi çıkışlar, terör saldırıları olsun, bilmem sandıklara saldırı olsun, insanları korkutma olsun, dâiyeler olsun, yanlış propagandalar olsun, hiçbir şekilde milletin kafasına girmir. Millet sonuna kadar mücadele vermekte, biz bunu görürük. Millet bir ay duran o millet orada, ayrı ayda durabilir, daha fazla da demokrasi yollarla gösteriş de yapabilir. Peki. Metin Bey, bugün Ticaret Bakanlığı'na bağlı oy sandıklarının bulunduğu depoya karşı düzenlenen saldırıda, eğer ki oy sandıkları zarar görmüş olsaydı, bugün Irak Anayasası ve Federal Mahkeme acaba nasıl bir karar almalıydı ki, oradaki kanunlar içerisinde hangi maddeler bulunmakta, böyle bir durumun sonrasında ne gibi icraatlar yapılırdı? Şimdi kanun bize her tür şeyi vermiş, yetkiyi vermiş. Anayasaya göre bizler tüm yasal haklarımızı kullanırdık. Ve burada her kim sorumluysa şu sandıkların korunmasından, onları biz tüm icraatlarımızı alırdık, mahkeme yollarıyla haklarımızı kazanırdık. Mahkemede her şey açık ve net. Kanunlar açıktır ve biz onları kullanırız. Ama yani sağ olsunlar dediğimiz Kuvvet Mukafat-ı İrhab çok güzel bir şekilde 1,5 ay boyunca korudu ve milletle beraber sandıklar korundu. Ama biraz önce sorduğunuz gibi Sayın Kazancı'dan, eğer olmazsa o siyasi boyutunu ben bilmem, ama ben kanuni yönünden bir cevap vereyim size. Evet. Sayılacak salı günü. Çünkü Irak Federal Mahkemesi'nin kararı net bir şekilde ve kesin ve elzemdir. Tartışması yok. Ve salı günü Kerkük başlayacak inşallah. Ve bunların da sonucu inşallah milletimiz için çok hayırlı olur. Ama dediğim gibi bizim de anayasaya göre haklarımız var. Her kim bu sandıkların korumasından sorumluysa, ona göre biz de onların hakkında kanuni ne haklarımız varsa hepsini kullanırız. Evet. Sayın Kazancı, size son olarak şöyle bir sorum olacak. Bu efendim 12 Mayıs'tan sonra Bağdat Merkezi Hükümeti'nin şaibeli seçimler sonrasında hem bu duruma, konuya ilişkin bakış açısı, tutumu, hem de Türkmeneli coğrafyasına karşı efendim bakış açısını, tutumunu nasıl değerlendireceksiniz? Aslında 2 gün sonraki elle sayım işlemi gerçekleşirse, sonrasında yeni hükümette, yeni bir dönemde, yeni bir iktidarda Türkmenlerin yeri nasıl olacak? Zaten devletin başbakanı olsun, parlamentosu olsun, gerçekten yani üstlerine düşen işi yaptılar. Ve illa bu kanun, bu karar çıkmazdı elle sayılsın. Tabii neyin etkisi altında, tabii unutmayalım. Gösteriş sahasında bizim insanlarımız, on binlerce insanlarımız katıldı bir ay boyunca. Bunu unutmayalım. Bir de devlet başbakanı ibadet olsun, bu işin tam milletin yanındaydı. Milletle beraber durdu. Parlamentoda bir ekip 170 insan olmasaydı bu kanun, bu karar da kanun olmazdı.
devletin erkanları yani üstüne düşen işi yaptılar bir şekilde. Şimdi neye bağlandı? Netice kalıp elle sayılsın bütün sandıklar velayet velayet olacaktı. Bunun neticesinde gerçekten yani bidayede söyledim %40 bir değişim olabilir yüzlerde. Yani daha doğrusu doğru sesi alan parlamentoya gitmesi lazım. Sesini milletinden alan bu millet sesin birisine vermişse gitsin Bağdat'ta otursun o bölgeni, o muhafazanı, o insanları hakkını, hukukunu savunsun. Milletvekili dediğimiz zaman milletin vekili, milletin ağzıdır. Her milletvekili bir sürü insanı temsil eder. Toplamda bütün Irak halkını temsil eder. Doğru nezahatle yapılırsa zaten bunun neticesi neye bağlıdır? 2 gün sonra Kerkük'de başlar. Bilmem neçe gün sonra Romadi'de başlar. Başka yerlerde. Bu olacak. Bunu devletten, askeri tarafından, emni tarafından, istihbaratı tarafından, kanuni şekillerinden ve şerif insanlarından ve bütün bu millet için, bu vatan için yanan insanların vasıtasıyla inşallah gerçekleşir. Gerçekleştikten sonra hakikat ortaya çıkar. Hakiki insanlar hükümet olur. Hükümet olduktan sonra hakiki insan milletin göbeğinden, milletin rahminden çıkan insanlar bu millete, bu memlekete hizmet eder. Burada emniyet güçleri daha inşallah emniyet daha istikrar eder. Yani Kerkük'te bilirsiniz emniyet konusu hemen hemen 16 Oktober'dan sonra çok fark edildi. Teker teker bazı ihlaletler oldu. Ama doğru insanlar yetişirse bu ihlaletler de kalmaz. Millet istirahat eder. Kanuni şekilde devlet kurulur. O devlet bu milleti idare eder inşallah. Evet değerli konuklarımız tekrar programımıza hoş geldiniz. Artık bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk böylelikle. Hoş bulduk. Sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Türkmeniyeli kanalına buradan tekrar teşekkür etmek isterim. Gerçekten bütün sıkıntılarımızda milletin ve bütün Irakların zaten etisamat sahasında tek kanal olan bir ay boyunca görev yapan Türkmeniyeli televizyonuydu. Bir gün hastahanede aynı şekilde gördüm. Biz de evet. Oradaydık. Sada bazı bütün başka kanallar bezgeli 2 dakikalık bir demece alı gider. Allah yar yardımcımız olsun. Çok sağ olun, var olun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet değerli Türkmeneli televizyonu seyircileri, bugün güncel programında efendim Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Sayın Kasım Kazancı ile ülkedeki bölgedeki siyasi gelişmeleri ve diğer bir değerli konuğumuz hukukçu avukat Metin Hüsamettin Bey ile ülkedeki anayasayı ve kanunları hukuku değerlendirdik. Bir sonraki programımızda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.